Vahiy demek, peygamberin arzuları, istekleri demektir. Bir olay mı var? Olayla ilgili Tanrı'nın falanca türden bir açıklamasına ihtiyaç mı duyuluyor? Hemen vahiy hazırlanırdı. İslamcılar, özellikle İslam usulü fıkıhçıları, vahyi ikiye ayırırlar. Açık vahiy ve kapalı vahiy. Ünlü Buharalı Sadruş Şari'a Ubeydullah İbni Mesud, kendisi gibi ünlü olan kitabında konuyu şöyle açıklar. Vahiy bir açık olur, bir de kapalı olur. Açık olan da üç türlüdür. Birincisi meleğin diliyle olur. Meleğin ağzından çıkan peygamberin kulağına girer. Peygamber de bildirenin kim olduğuna ilişkin kesin bir belirtiyle durumu kavradıktan sonra bildirilerini alır. Kur'an bu türden bir vahiydir. Açık vahyin ikincisi meleğin işaretiyle olandır. Sözlü açıklama olmaksızın. Örneğin peygamber Ruhul Kudüs yani Cebrail kalbime esinledi ki hiçbir kimse yiyeceğini içeceğini tas tamam almadan ölmez derken bu türden bir vahiy görülür. Bu türden vahiy meleğin anımsatması Hatırul Melek ismiyle anılır. Açık vahyin üçüncüsü kuşkuya yer bırakmayacak biçimde Tanrı'nın esinlemesiyle yani ilhamıyla olandır. Tanrı katından bir nur yaratır ve o nurun aracılığıyla peygamber Tanrı'nın bildirdiği gerçeği görüp algılar. Tanrı Kur'an'da Tanrı'nın sana gösterdiği gibi insanlar arasında hükmedesin diye derken bunu anlatmak ister. Kapalı olan vahye gelince bu peygamberin kendi görüşü ve içtihadıyla olan değerlendirmesidir. Bu yolla varılan sonuçtur. Esher Üniversitesi Edebiyat ve İlahiyat Fakülteleri dekanlıklarını birlikte yürüten bir İslam savunuru Profesör Doktor Abdülcelil İsa profesörlüğüne ve dekanlığına yakışır bir kitap yazmış. Adı İçtihadür Rusul yani peygamberin içtihadıdır. Peygamberin içtihadlarına bu kitapta örnekler verilir ve Allah'ın elçisi savunulur. Bu örneklerden ikisini burada sunalım. Sevgili peygamberimiz ne tür içtihatta bulunurlardı birlikte görelim. Birinci örnek. Peygambere göre Tanrı İsrailoğullarına çok kızmıştı. Bu nedenle onların kimilerini sıçana çevirmişti. Kendi döneminde bir takım sıçanlarla karşılaşmıştı Muhammed ve bunların Yahudilerden dönüştürülmüş sıçanlar olduklarını hemen anlamıştı. İçtihatla bir deneme yapmıştı. Sıçanların önüne deve sütü koymuştu içsinler diye. Ne var ki sıçanlar sütü içmemişti. Bu kez koyun sütü koymuştu. O zaman görmüştü ki sıçanlar sütü içiyor. Bu ne demektir diye düşünmüş, kafa yormuştu. Düşünmüştü ki İsrailoğulları yani Yahudiler deve sütü içmezler. Yalnızca koyun sütü içerler. Öyleyse, evet öyleyse deyip sonuca varmıştı. Bu sıçanlar Tanrı'nın bir zamanlar öfkelenip Yahudileri dönüştürdüğü sıçanlardır. O sıçanlardan üremedirler. Bunu yansıtan hadis, Buhari ve Müslim'in de içinde bulundukları en sağlam hadisçilerin kitaplarında da yer almıştır. İkinci örnek, peygambere göre Tanrı'nın kızıp hayvana çevirdiği Yahudilerden kimileri de kertenkeleye çevrilmişlerdir. Onun için de yine düşünüp taşınarak yani içtihatta bulunarak kertenkelenin bunun için yenmemesi gerektiğini söylemiştir. Bunu anlatan hadis de sağlam kabul edilen örneğin Müslim'in sahihi gibi hadis kitaplarında bulunmaktadır. Demek ki Muhammed'in kertenkeleleri bir vuruşta öldürmek şöyle sevaptır, iki vuruşta öldürmek böyle sevaptır tarzı hadislerinin sebebi onları muhtemelen Yahudilerin soyundan gelme görmesiyle açıklanabilir. Peygamberin anlattığına göre Yahudilerden kimileri de maymunlara, domuzlara çevrilmiştir. Ama nedense bunların nesilleri tükenmiş. Çünkü Muhammed arkadaşlarına bu hayvanlara dönüştürülen Yahudilerin yalnızca 3 gün yaşadıklarını anlatmış. Bir insan düşünün ki ne söylese vahiy sayılıyor, ne düşünse vahiy sayılıyor. Ve bir din, bir hukuk, bir ahlak düzeni düşünün ki bu insanın yaşamında hem de ilkel denebilecek türden yaşamında yer alan söz konusu vahiyleri yargılarına dayanak kabul ediyor. Ona göre sonuçlar çıkarıyor ortaya. Acı acı düşünmez misiniz?
Muhammed'in söyledikleri, düşündükleri arasında hiç yanlış yok muydu? Hiç saçma olan şeyler yok muydu? Olmaz mı? Kur'an'da bile açığa vurulur bunlar. Örneğin Ashab suresinin 37. ayetine göre Muhammed oğlu Zeyd'in karısını sevmişti. Ama Zeyd'e bunun tersini açıklamıştı. Karını tut, bırakma demişti. Yalnızca Tanrı'dan korkacağı yerde insanlardan çekinmişti. O nedenle Zeyd'in karısında gözü olmadığını belirtmişti. Oysa gözü vardı. Yani Muhammed söylemişti o adama. Tanrı bunu açığa vurur görünmekte. Muhammed gerçekten biraz saparsa işte böyle açığa vururuz demek istenmekte. Tanrı'ya bunu söyletir görünmesi Muhammed'in bir başka türden numarası tabii ki. Bu ayetle ne amaç güdülürse güdülsün, peygamberin de hata yaptığı, yanıldığı belirtilmiyor mu aslında burada? Onun her söylediği vahiy olunca hataları da vahiy sayılıyor demektir. Onun düşündükleri, ileri sürdüğü görüşleri içinde nice saçmalar bulunduğunu da hadislerinde bol bol görmekteyiz. Buhari'nin de yer verdiği bir hadise göre Hayber'in ele geçirildiği gün Muhammed eşek etinin pişirildiği kazanlara yaklaşır. Eşek eti olduğunu öğrenince etleri hemen dökün ve kazanları da kırın buyruğunu verir. Etler dökülsün neyse de kazanlar neden kırılsın? Saçma değil mi bu? Kazanlar yıkanıp temizlenebilir. Peygamber'e anlatılır. O da kazanların kırılmasına ilişkin buyruğunun saçmalığını anlar ve buyruğu geri alır. Yani gösterilen tepkilerden dolayı sözünden geri dönmek zorunda kalır. Bir başka örnek daha verelim. Bir topluluk hurmalarına aşı yapıyordu. Muhammed yanında Ayşe ile birlikte yanlarına uğrayıp durumu gördü. Ne yaptıklarını Ayşe'ye sordu. Ayşe aşı yaptıklarını ve aşının ne olduğunu anlattı kendisine. Ayşe'yi dinleyen peygamber görüşünü şöyle belirtti. Bu yöntemin bir yarar sağlayacağını hiç sanmam. Peygamberin görüşü vahiy değil miydi? Nedenli saçma da olsa hurma sahipleri hurmalarını aşılama yöntemini bıraktılar. Peygamber önemli bir zarara yol açtığını anladı. Çünkü aşılama bırakıldıktan sonra ekinlerin randımanı, bereketi oldukça azalmıştı. Yani daha önceden aşılama yöntemiyle sağlanan bereketli çok fazla ürünler bu yöntemin bırakılmasıyla elde edilememişti. Bunları gören Muhammed adamlara haber gönderdi. Aynı yöntemi sürdürebileceklerini bildirdi. Bu olay üzerine onun siz dünya işlerini benden daha iyi bilirsiniz dediği de hadislerde belirtilir. Peki dünyada yaşamıyor muydu bu adam? İçinde yaşadığı dünyaya, dünya yaşamına ilişkin hiçbir şey söylemeyecek miydi? Ve söylemiyor muydu? Bu sözler vahiy sayılmalı mıydı yoksa sayılmamalı mıydı? Sayılmamalı denilemez. Çünkü Necm suresinin 3. ayeti oldukça açıktır. O yani Muhammed kendiliğinden konuşmaz, kendiliğinden söylemez deniyor. 4. ayet daha da açık. Ne söylerse vahidir diye buyurulmakta. Muhammed'in saçma sözleri, saçma görüşleri ne olacak? Tanrısı bulunmalı da ona sorulmalı.